Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin ikinci videosunda artık veri tabanı tablolarımızı oluşturabiliriz ve artık yavaş yavaş ilerlemeye başlıyoruz. İsterseniz gelin veri tabanı oluşturup tablolarımızı oluşturmaya başlayalım beraber. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu oluşturduğumuz veri tabanının SQL dosyasını ben videonun altına, GitHub'a, her yere yükleyeceğim. Yani o yüzden videonun sonunda direkt olarak indirip de kurabilirsiniz. O yüzden 2 saat kendinizi yormanıza lüzum yok burada. Evet. Şimdi yeni bir veri tabanı oluşturuyorum buradan. Buna ne diyelim? Dijital ürün diyelim. Ve karakter setimiz hem ne onun ismi? Emojileri hem de genel her şeyi sağlasın diye bu şekilde seçiyorum. Çünkü WordPress'in de altyapısında bu var. Evet. Şimdi başlıyoruz teker teker oluşturmaya. Öncelikle genel ayar tablosundan başlayalım. Ben daha önceden oluşturduğum için bir yerden baka baka yapıyorum şu an. Hem de size bir yandan anlatacağım. Ayarlar. Evet, 16 tane oluşturmuşuz. Burada ID olacak. 11 karakter otomatik artacak. Sitenin başlığı olacak. Sitenin URL olacak. Evet. Admin URL'e gerek var mı? Olsun. Evet. Logo. Favicon. Footer. Footer'daki yazı var ya, onu da ayarlayalım. Evet, işte bakın bunlardan bahsediyorum. Geçerli SMTP ne demek? Yani biz birden fazla SMTP mail tanımlayıp ayarlardan istediğimiz SMTP maillerini seçtiğimiz zaman, yani örnek veriyorum, bugün info@yavuzselim.com'dan gidiyor mailler ama ben değiştirmek istedim. Yavuz Selim işte ne bileyim hani Hotmail'den gitsin. Şimdi ben bunu değiştirmek istersem eğer 2 saat kodlara girip işte bütün her yerdeki mailleri değiştirmem gerekiyor. O yüzden öyle bir şeye ihtiyaç kalmadan SMTP tablosuna yeni bir veri ekleyeceğiz. Sonra da ayarlar tablosundan direktman seçtiğimiz zaman hangisi seçildiyse onun SMTP ayarlarına göre üyelere, kullanıcılara mail göndereceğiz. Tamam. Integer olabilir. Çünkü sonuçta ID'ye göre çalışacak. Herhangi bir UID'ye gerek yok. Boş bırakabiliriz. Evet. Geçerli post firması. Bu da aynı şekilde. Hangi post firması geçerliyse, mesela örnek veriyorum, hem PyTR var hem de EZCO var. Biz artık EZCO'yu bıraktık ya da PyTR'ı bıraktık. EZCO'ya devam edeceğiz veya PyTR'la devam edeceğiz demek istediğiniz mesela. Bunun için bütün kodları değiştirmenize gerek yok. Yani panelden bir kere güncellediğiniz zaman artık ön taraftaki sistem ona göre çalışacak. Bir de site geçerli SMS var. Bu da nedir? İşte örnek veriyorum. NetGSM var, Mutlu SMS var. İşte bunların hepsinin mesela entegrasyonunu yaptığımızı düşünün. Ve buradan hangi SMS firmasıyla eğer çalışıyorsanız oradan çıkmasını istiyorsunuz mesajları. Evet. SMS bildirim bölümü var. Bu sadece şey. Yani aktif mi pasif mi? Bir aktif, iki pasif. SMS bildirimleri gönderilsin mi, gönderilmesin mi? Tek işe yaradığı kısım burası. Mail bildirim bu da. Tini, evet. Bu tini şey demek zaten biliyorsunuz. Intin en küçüğü. Bir yaptığım zaman da hani yan yana kaç karakter olacağını söyleyen şey. Aktif, iki pasif. Evet. Ben böyle yapıyorum. Adres bölümü olacak burada. Adres. Evet, bu adres bölümü de şey. Hani temadaki kurumsal bilgiler var ya, bunlar onlar. Tamamen şey, firmanın bilgileri gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin firmanız var. Sizin firmanın bilgileri gibi düşünebilirsiniz. WhatsApp. Bir de buraya mail diyebiliriz. Tamam. Ayar tablomuz bu kadar. InnoDB kalabilir veyahut da MyIsam seçebiliriz. Bunu da yine karşılaştırmadan. Evet. Çok güzel.
Şimdi gelelim admin tablosuna. Evet. Bütün hepsini oluşturacağım. Çünkü veri tabanı konusu tek videoda bitsin istiyorum. Admin tablosunu oluşturuyorum. Evet, buradan admin ID'si. Admin key adı. Admin posta. Admin şifre. Evet. Admin kodu diyelim. Bir de buraya admin yetkisi olacak. Bu birincisi. Evet. Bir admin, iki kullanıcı diyelim. Bir de buraya üç tane daha alan ekleyeceğim. Şöyle. Ekleme. Evet. Ekleme. Bunlar ne diye şimdi düşünüyorsunuzdur belki. Bir izinli, iki izin verilmedi. Şimdi biz yeni bir yönetici ekledik veyahut da yeni bir kullanıcı ekledik. Bunun neye izin verip vermediğini basit bir halde kontrol ediyoruz. Yani gelişmiş bir yetkilendirme modülü yapmıyoruz şu an. Bu en basit, en tatlı hali. Yani nasıl derseniz, direktman eklemeye izin var mı? Eklemeye izin varsa eğer her yerdeki eklemelere izin var. Düzenlemeye izin varsa her şeydeki düzenlemeye ihtiyaç izin var. Silmeye izin varsa tüm listelerdeki verileri silmeye hakkı var. Veyahut da silmeyi kapattığınız zaman her yerdeki bütün listelerdeki işte kullanıcılar, siparişler, her şey. Onların hiçbir tanesini silemez mesela. Tamam. Bu kullanıcı yetkilendirme modülünün en basit, en saf hallerinden bir tanesi. Sırf eğitim amaçlı anlatıyorum diye bu şekilde yapma kararı aldım. Ki çok da güzel olacak bence. Şöyle yaptık. Düzenleme, silme, aynı. Evet. Hadi. Heh. Evet. Buraya da böyle yaptık. Bir de ne vardı? Listeleme. Bu da verileri listeleyemesin. Yani ekranda direktman karşısına bir şey gelmesin. Mesela örnek veriyorum. Kullanıcılar da tıkladı. Liste görünmeyecek. Direktman yetkiniz yok yazacak. Gibi gibi. Evet. Buradan da bunu seçtik ve kaydettik. Tamam. Şimdi gelelim loglar tablosuna. Loglar ne işe yarıyor? Hemen biraz bahsedelim. Loglar tablomuz sistemde bulunan bütün her şeyi kayıt altında tutan bir tablodur. Yani ister yönetici olsun, ister normal kullanıcı olsun, isterse örnek veriyorum dışarıdan herhangi bir kişi olsun. Sipariş verdiği anda log tablosuna tutulan, kaydolan işlemler. Ekleyen kişi var ben mesela. Üye giriş yapmazsa eğer mesela burası boş gelecek gibi. İki tane daha ekleyeceğim buraya. Log tarih. Pardon. Bu böyle olsun. Bir de log tarih panel diye bir şey ekleyeceğim. Bunda da varchar olacak. Hani şuradaki timestamp'in saatsiz halini de kaydedeceğim. Anlatabildim mi? Bu da filtreler için çok önemli oluyor. Yani filtrelerde hani between kullanımı var ya, tarih between kullanımı. Orada saat işin içine girdiği zaman biraz karışıklık yaratabiliyor. O yüzden ben her ihtimale karşı bunu da ekliyorum. Ki iki tane birden hani üstteki saatli alttaki saatsiz gibi düşünebilirsiniz. Şuna da 300 diyelim. Evet. Bunu da kaydettim. Evet. Buraya bir de ödeme türleri adında bir tablo açacağım. Ödeme türleri. Evet. O ID'si 11. Otomatik artacak. Şimdi bunu niye yaptığımızı da anlatacağım. Hemen şunu bir yazayım. Evet. Şunları null yapmaya gerek var mı? Onu da bilmiyorum. Yaparız mı? Gerçi kalabilir. O tarih. Eklenme tarihi bu tarih. Bu önemli bir tarih değil. Şimdi şunu bir yapayım.
O durum. Bu da aktif mi pasif mi? Aktif, iki pasif. Evet, böyle kalabilir. Tamamdır. Şimdi bu ödeme türleri nedir? Ödeme türlerinde havale ile ödeme, işte banka kredi kartı ile ödeme, kapıda nakit ödeme gibi gibi kısımlar olacak burada. Şimdi biz o zaman niye POS firmalarını yaptık diye düşünebilirsiniz. Şöyle, bir kullanıcı geldi, işte sepetine ekleme bizde olmayacak da. Örnek veriyorum ki seçti ve satın ala bastı. Satın ala bastığı anda karşısına şey çıkacak. İşte bilgileriniz bir de ödeme türünüz. Yani kredi kartı ödeme dediği zaman bu sefer karşısına sistemdeki hani varsayılan kredi kartı firmasının hangisi ise onlar gelecek. Eğer havaleyi seçerse direktmen karşısına banka hesapları gelecek. Mesela anlatabildim mi? Buradaki tablonun amacı sadece veri tutmak. Hani sonuçta biz 2 saat bir yere gidip de manuel kredi kartı, banka kartı falan yazmayalım diye bunu yapıyoruz. Hani biraz daha dinamikleştirmek için. Örnek veriyorum, bugün sadece kredi kartı vardır. Yarın siz sisteme nakiti veyahut da örnek veriyorum Bitcoin eklediniz veyahut da kripto parayla ödeme aldınız. Ne yapacaksınız? Panelden direktman kripto para ekleyeceksiniz seçenek olarak. Tek farkı kodlara hani if işte kredi kartı, else havale, else if bir de kripto para var. Sadece o kontrolü ekleyip direktman devam edeceksiniz. Yani kodlara müdahale etmeyi olabildiğince düşürüyoruz şu anda. Tamam. Amacımız bu. Ay çok böyle ne zaman onu konuştum. Evet, şimdi POS firmaları adında bir tablo oluşturuyorum. Evet. POS ID 11. Otomatik artacak. Evet. Şuradan alalım hepsini. Merchant Key var ya, hani bunlar klasiktir zaten. Bunlar tamamen tüm firmalarda olan ID'ler, Key'ler. Mesela PyTR'da 3 tane var direktman. Hani üçünü birden yazdığınız zaman direktman sizin sisteminiz açılıyor. POS adı. Bu da hangi firmaydı? POS Safe dediğimizde Safe Link hali. Yani mesela Izigo büyük harflerle yazdık. Hani küçük harflerle yazıyor. Veyahut da arasına tire gelirse, boşluk gelirse falan diye. Ekleyen kişi var. Evet. Durum var. Yani mesela PyTR'ı biz pasif hale getirdik. Çalışmayacak o zaman. Tamam. İki pasif. Evet. Bir de eklenme tarihini ekledik mi? Eklemedik. Onu da ekleyelim. Bir de neler olacak burada? Başarılı URL var. Hata URL var. Şimdi başarılı URL ne demek? Kredi kartı işlemi başarılıysa eğer sizin belirlediğiniz sayfaya geri dönmesi için var. Yani callback değil bu. Hani callback sadece kredi kartı ödemesi yapıldıktan sonra firmanın size gönderdiği cevap. Ama burada ödeme gerçekleştikten sonra müşterinizi veyahut da kullanıcınızı nereye yönlendirmek istiyorsunuz? Tamam. Bu sadece ona yarıyor. Eğer hatalıysa da mesela hatalı ekranınızda ne olacak? Anlatabildim mi? Mesela örnek veriyorum. yavuzselin.com/error.php. Hani direktman ben mesela hata yönünde bunu göstermek istiyorum. Müşterinin karşısına direktman işte ödeme başarısız yazacak gibi gibi şeyler. Bunu yanlış seçtik. Evet. Tamam. Gayet güzel gidiyoruz şimdi. Başka ne var? Sayfalar tablomuz var. Sayfalar tablomuzda şu işte mesafeli satış sözleşmesi gibi sayfaların olduğu tablolar. Bu da yarın öbür gün sayfalarımız artarsa diye bunu da tablo haline tutacağız. Evet. Sayfa adı, sayfa sev. Çünkü sonuçta bir e-ticaret sitesi. Yani içerisinde üyelik sözleşmesi olabilir, gizlilik olabilir, mesafeli satış olabilir, kargo iade olabilir gibi gibi şeylerin bilgilendirme yapılması gerekiyor ya. O yüzden bunların hepsinin yer alacağı sayfaları da dinamik halde yapabiliriz. Evet, buraya da sayfa durum diyelim. Evet. Ya gelsene buraya. Bir tamam gibi. Evet. Bir aktif, iki pasif. Buraya sayfa ekleyen dedim.
Ve bir de sayfa tarih diyelim. Evet. Maydisan. Tamam. Gayet güzel. Şimdi bir de bu arada kaç dakika olmuş? Bir bakalım. 15 dakika olmuş. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Siparişler tablosuna dan önce SMTP veya da SMS firmaları yapalım. Tamam. Evet. Yeni bir tane ekliyorum. İsmini SMS firmaları yaptım. Evet. SMS ID 11 otomatik artacak. Evet. Firma. NetGSM mi? Mutlu SMS mi? İşte gibi gibi şeyler. Firma sev. SMS başlık. SMS kullanıcı adı. SMS ikinci başlık. Bazı firmalar ikinci başlığı istiyor. Şifre varchar. SMS durum. Bir aktif, iki pasif. Bu arada iki tane var ya mesela. Örnek veriyorum. Üç tane SMS firması var diyelim ki. Normalde birisini aktif edince diğerinin pasife düşmesi lazım ya. Hani biz işte öyle bir karmaşaya girmeden ne yaptık? Ayarlar tablosuna attık bunu. Oradan seçtiğimiz zaman çalışıyor. İster pasif olsun, ister aktif olsun. Önemli değil. Anlatabildim mi? Yani pasife çektiğimiz, mesela örnek veriyorum, NetGSM varsayılan firma diyelim ki, biz NetGSM'in mesela pasife çekmesine izin vermememiz lazım. Tamam? Hani böyle düşünebilirsiniz. Çünkü neden? Varsayılan da o var çünkü. Veya pasife çektiğimiz zaman ayar tablosundaki SMS firmasının boşa düşmesi lazım. Bunun gibi kombinasyonlar burada olacak. Evet. SMS tarihi, eklenme tarihi bunlar. Tamamen şey için, log için yani. Başka da bir şey için değil. SMS ekleyen. Bu da kim eklemiş? Yani bu firmayı hangi yönetici eklemiş? Bunun için var. Bunlar aslında alışkanlık oldu artık. Hani kim eklemiş, kim en son işlemi yapmış, kim görmüş bunları. O yüzden ben de bunlar artık alışkanlık olduğu için eklemeden duramıyorum. Evet. Diğer tablomuz SMTP bilgileri. Ne demiştik? Dinamik olacak demiştik, değil mi? O yüzden bunları da dinamik hale getirmek için mesela ben buraya Gmail'imi ekledim. Yarın öbür gün ben maillerimin Yandex'e gitmesini istiyorum. Direkt ben buraya Yandex'e ekleyeceğim. Sonra geleceğim tabloya, şeyden yönetim panelinden. Direkt ben Yandex'i seçeceğim. Tertemiz yoluma bakacağım. Tamam. Her şeyimiz dinamik olacak. Yani olabildiğince siz de projelerinizde dinamik bir yapıya kavuşturmak isteyin. Çünkü ileride müşteri bir şey istiyor. Yani müşteri diyeyim ben ona. Sonra kendiniz kodların içinde boğuluyorsunuz bu sefer. İster MVC olsun, ister başka bir şey olsun. Hiç önemli değil. Çünkü hani dinamik hale getirirseniz eğer en baştan siz kendi işinizi aslında kolaylaştırmış oluyorsunuz. Tabii burada da müşteriye diyorum demiyorum, o kısmı önemli. Onu atlamayın tabii. SMTP durum. Evet. Bir aktif, iki pasif. Evet. Ekleyen. Tamam. Gayet güzel. Şunu SMTP alt ID yapayım bari. Hepsini alt ile koydum. Bu arada tablo isimlerinden hani bazılarını alt ile koyuyorum, bazılarını koymuyorum ama hani siz kendiniz nasıl rahat ederseniz yer öyle yapın. Evet. Şimdi gelelim ürünler tablomuza. Ya da ondan önce üyeler siparişlerden çıkartalım mı? Çıkartalım ya. Evet. Üyeler tablosunu çıkartalım aradan. Gayet güzel. İlerliyoruz. Üye ID'si 11 otomatik artacak. Bu üye ID'si değil. Üye kodu demişiz. Herkesin benzersiz bir kodu olacak. Tamam. ID'ye göre işlem yapmak yok. Kod ve yani token gibi düşünebilirsiniz bunu. ID dışarıdan manipüle etmeye müsait bir yapı. O yüzden ID'ye göre işlem yapmıyoruz. Evet. Şimdi üye şifresini mesela ben burada hani kriptolanmış şekilde çekeceğim. Yani şifrelenmiş şekilde kaydedeceğim. Ama eğer isterseniz ki ben üyenin şifresini bileyim istiyorsanız eğer buraya böyle bir şey ekleyip ikinci bir hani input'un şifrelenmemiş halinde buraya kaydettirebilirsiniz siz. İşe yarıyor mu? Yani kısmen. Ama hani şey ne onun ismi?
Sonuçta şifre sıfırlama işlemi olacak. O yüzden maile bildirim gitme işlemi olacak. O yüzden böyle bir şeye ben bu sistemde gerek duymuyorum. Yani gerek duyulan sistemler var mıdır? Vardır, illa ki vardır. Ne yapıyorum ben ya? Üye tarih, üye durum. Evet, bir aktif, iki pasif. Tamam, gayet güzel. Bakın fark ettiyseniz üye sıfırlama işlemleri için bilgileri eklemedim buraya. Ama hani dediğim gibi tema bizi, yani temamız bizi yönlendirecek. Proje bizi yönlendirecek, şekil alacak zamanla. Tamam. Evet, şimdi üyelerdeyiz. Siparişleri aradan çıkartalım. Çünkü ürünler tablosunda 3 farklı tablo var. Evet, siparişlerdeyiz. Buraya SIP ID, SIP No, siparişin benzersiz numarası, SIP üye. Sonuçta üye girişi yapmadan bir script, bir yazılım sipariş veremez. Ve bizde sepet işlemi olmayacağı için her sipariş bir ürün demek aslında. Tamam. Ya hani çünkü mantıklı gelmiyor bana. Yani kaç kişi var? Hani Code Canyon gibi bir yer olsa anlarım. Yani normal bir siteye girip işte şu temayı sepete ekle, satın al. Yani çok zor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Yani şey olarak, mantık olarak zor geliyor. O yüzden ben bu projede tekli yapmak istedim. Tabii bunu belki de projenin sonlarına doğru çoklu yapıya çevirebiliriz. Bilmiyorum. Öyle bir şey yapabiliriz belki. Sepet sistemini çevirebiliriz belki. Evet. Sipariş tutar. Double 15,2 diyorum. Null diyorum. Evet, sip tarih. Yine burada da aynısını yapacağım. Hem saatlisini hem de saat izini çekeceğim. Gerçi yok. Şöyle yapabiliriz. Sip tarih panel. Ya da ayrı ayrı çekebiliriz. Tarih ve saati ayrı ayrı çekebiliriz. Bu da olabilir. Öyle yapabiliriz. Sip tarih. Date yapalım buraya. Ya da yok ya. Hiç karıştırmayalım kafamızı. Evet. Tamam. Gayet güzel. Sip tarih panel. Sip tarih panel. Ya da sip tarih. Ne diyelim bunu sadece? Sip tarih. Sonra bir tane nasıl atalım ya. Çok düşünmeye lüzum yok. Müşteri notu varsa buraya. Evet, sip durum var. Bu da varchar 300 null. Neden? Çünkü sipariş durumlarında bizim 3 tane durumumuz olacak aslında baktığımız zaman. İşte aktif, şey pardon, onaylandı. Ya da test ya da tamamlandı, bekliyor, iptal. Hani bunun gibi. İşte bunu da hani ID yerine böyle hani string bir ifadeyle tutmak istedim burada. Evet. Ödeme kodu diye bir kısım var. Bu ödeme kodu nedir? İşte ödeme türlerinden gelecek olan kısım. Tamam. Bir de buraya sipariş sonrası diye bir şey ekliyorum. Şimdi bu sipariş sonrası ne demek? Örnek veriyorum, bizim şu andaki projemiz mesela müşteri bizden bir WordPress teması satın aldı diyelim ki. O temayı indirebilmesi için bir link gerekiyor yani. İşte bir siparişi onaylaya bastığımız anda bizden direktman link isteyecek. Linki hani kutucuğa yapıştırdığımız zaman, siparişi onayladığımız zaman bu link müşterinin mailine gidecek. Tamam. Hani sipariş olduğu anda gidecek direktman. Ya da yönetici tarafına onay verildiği anda gidecek gibi düşünebilirsiniz. Burası nereden gelecek? Bunu şu an biz bunu böyle yaptık, manuel doldurabilmek için. Şimdi ürünler tablosunda da her ürünün kendine ait indirme linki de olabilir. Eğer burası manuel dolmazsa, ürünün linki varsa oradan direktman otomatik olarak müşteriye teslimat yapacak. Tamam. Yani biraz komplike yapıları olacak. O yüzden güzel bir yapı olacak bence. Evet. Bunu kaydettim. Gayet güzel.
Şimdi neyimiz kaldı? Bir bakalım. Evet, ürünlerimiz kaldı. Oradan başlayabiliriz artık. Tablomuzun ismi ürünler. Evet, bayağı bir alan var. Ürün ID'si 11. Otomatik artacak. Evet, ürün adı. Ürünsev. Evet, ürünsev. Ürün resim. Bu kapak resim. Tamam. Birden fazla resim de olacak. Ürün fiyatı. Evet. Ürün stok. Eğer stokta var mı? Gerçi dijital üründe stok var mıdır? Düşünelim. Yani olabilir, olmayabilir. Sonuçta lisans keyler stokta oluyor değil mi? Benim bildiğim de oluyor. O yüzden bunu yapabiliriz. Kalsın böyle elikle. Evet. Tamam. KDV'sini falan eklesem mi diye düşünüyorum. Ürün fiyat, ürün KDV. KDV'si hali. Ürünlerin KDV'si. Eklenebilir. Buraya ürün KDV'sine integer yapıyorum. Ya da evet, şöyle yapabiliriz. Şöyle olacak burası. İşte 1, 8, 18, 20 gibi oranlar. Tamam. Ürünlerin KDV'si varsa şöyle tanımlandığı gibi 20 diyorum buna. Evet. Hatta şunu 3 yapalım, garanti olsun. Bizi sonra yormasın. Ürün kodu. Her ürünün benzersiz bir kodu olacak. Tamam. Buraya 5 tane daha ekleyelim şöyle. Şimdi ürün demo. Bu nedir? Demo URL. Tamam. Hani sonuçta bir dijital ürün ya bu. Eğer demo URL yoksa da oradaki butonlar, yani görüntüle butonları hani direktman silinecek, görünmeyecek. Tamam. Ürün yönetim demo. Bunlar tamamen ne? Hani bir sattığımız şey bir web yazılım ise, web site ise, müşteri sonuçta alan müşteri demo linkini görmek ister, yönetici bilgilerini görmek ister. O yüzden bunları yazabileceğimiz bir yer lazım bize. Tamam. Evet. Bunlar demo bilgilerini yazabilmesi için kısımlar. Bir de yönetici bilgilerini yazabilmesi için kısımlar olacak. Ürün demo yönetim kullanıcı adı yazdık. Ürün demo yönetim şifre yazdım. Gördünüz mü? Demo yönetim kullanıcı adı, demo yönetim şifre. Tamam. Bunları ürün eklerken belirleyecek kişi. Evet. Ürün eklenme tarihini ekledik. Buraya 3 tane daha ekliyorum. Ürün alt lira durum. Bu sadece ürün aktif mi, pasif mi? İki pasif. Evet. Ürünün içeriği. Bunu text yapabiliriz. Long text yapabiliriz. Ve ürünü ekleyen. Hangi admin? Yani hangi yönetecek demiş. Evet. Gayet güzel. Evet, şimdi bir hani iki tane tablomuz kaldı sadece. Evet, yeni tablo ekleyeceğiz buraya. Ürün resimler tablosu ekleyeceğiz. Bir ürüne ait birden fazla ürün olabilmesi adına pivot tablo ekliyoruz. Tamam. Resim ID dedik. Res ürün. Bu resimler hangi ürüne ait? Buradan anlayacağız. Res dosya. Dosyanın içeriği, eklenme tarihi ve res ekleyen. Tamam. Kim eklemiş? Evet. Mayıs'tan ve en alttan bunu seçtik. Son olarak ürünün özellikleri. Peki bu ürün özellikleri ne işe yarayacak? Örnek veriyorum, sattığımız ürün, pazarladığımız ürün bir WordPress teması diyelim. Şimdi temanın özellikleri ne olabilir? İşte responsive, işte ne bileyim page speed uygun, SEO'su yüksek, işte yanında hediyesi varsa hediyesi, altyapısı kodlanması işte Bootstrap, yani Tailwind gibi şeyler kullanıldıysa onların hepsinin yazılması için güzel bir yapı olacak. Zaten sonraki videoda kullanacağımız temayı gösterdiğim zaman bu gösterdiğim tabloların nereye geleceği az çok hani kafanızda oturacak. O yüzden sorun etmeyin. Gayet güzel ilerliyoruz. Evet.
Özellik ID'si adında OZ ID yapıyorum. Kısaltıyorum yani. OZ ürün yapıyorum. Bu özellik hangi ürüne ait? Buradan alacağız. Başlık. Evet. Null. OZ içerik. Text. Null dedim. Evet. Bir de bir tane daha ekledim. OZ tarih. Eklenme tarihi. Buna ne yapalım? Timestamp yapmaya çalışıyorum. Neden olmuyor? Evet. Bir de OZ ekleyen dedim. Kim eklemiş bu özelliği? Tamam. Evet. Bunu da aynı yapıyorum. Evet. Unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır. Gayet güzel. Evet. 13 tane tablomuz var. Sadece bu kadar. Sadece işte ileriki zamanlarda ürünlerde veya üyelerde bir şeyler ekleyebiliriz. Hatta ürün tablosuna şimdiden ekleyelim. Ne demiştik biz ona? Ürün ekleyenin en sonunu ekleyelim. Ürün indirme linki. Tamam mı? Böyle bir şey yapalım. Eğer burası doluysa müşteriye gidecek olan kısım burası. Eğer burası boşsa müşteriye gidecek olan kısım neresi? Sipariş tablosunda yer alan sipariş sonrası sütununun içeriğinde yer alan link. Tamam. Orada yoksa buradan. Eğer ikisinde de varsa siparişi. Pardon, ikisinde de varsa ürünü. Ürünün linki önemli. Tamam. Evet. Yani buradan yine kendisi yazıp siparişi bildirim gönder dediği zaman da gönderebiliriz. Hani onu butona da bağlayabiliriz. Her şey mümkün. Her şey elimizde. Evet. Bu dersimizde güzel bir şekilde veri tabanı oluşturduk. Dinamik bir yapı kurduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. O zaman bu derslik benden bu kadar. Zaten yarım saat oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.